Sevgili seyirciler, ben Deniz Savaş Kalafat. Business Channel Türk TV ekranlarındaki Al Sana İş programına hoş geldiniz. Bugün bir konuğum var. Onur Yurdakan. Kendisi kentsel dönüşüm uzmanı. Şimdi bu aslında bakarsanız uzun zamandır literatürümüzde böyle bir ünvan var ya da böyle bir uğraş dalı var diyelim. Çünkü niye? Türkiye bir depremler ülkesi. İşte Marmara Fayı patladı da patlayacak da aradan geçti. Yaklaşık 25-30 sene geçti. Ve aslına bakarsanız uzmanlar yakın diyor. İnşallah çok yakın değildir, uzaktır da. Çünkü yani oluşabilecek bir depremin etkileri 7 şiddetinden yukarıda olacak deniyor. Bu da yer kabuğunun biraz hareket etmesi, yer değiştirmesi gibi bir sonuca ulaşacak. İstanbul gibi büyük bir mega kentte yer kabuğu hareket ederse binalar ne olur? Bunu hiç düşünmek dahi istemiyoruz. Çünkü yıllar önce bir televizyon programında Profesör Doktor Ahmet Ercan'ı konuk etmiştim. Kendisine direkt sordum. Dedim ki, hocam İstanbul'da bu bahsedilen deprem meydana gelirse ne olur dedim. Biz dedi, sokak sokak, apartman apartman hangi binaların yıkılacağını biliyoruz dedi. Ve bunu dedi araştırdık bilim insanları olarak. Belediye, İstanbul Belediyesi'ne bildirdik. Şimdi o zamandan bu zamana ki arada 7-8 sene geçmiştir bu röportajın üzerinden. Tabii ki İstanbul'da boş durmuyor. Önce devlet daireleri, kamu binaları, okullar, viyadükler. Öncelikle onlar yapılıyor. Sonra da kişilerin yaşadıkları binalara el atıyorlar. Ve kentsel dönüşüme uygun deniyor. Raporlar düzenleniyor. İşte bazı belediyeler irtifa hakkı veriyor. Müteahhitlerin daha rahat bu binaları imar edebilmesi için, yani yeniden yapabilmesi için. Fakat sonuç muamma. Yani Allah korusun bir deprem olsa İstanbul'da neler olur? Ekonominin merkezi sayılır, kalbi sayılır. Neler olur bilemiyoruz. Yani ama kıyım olacağı kesin. Çünkü hala çok kötü binalarda oturuyoruz. Hala koloni kirişi böyle demir parçalarının göründüğü binalarda oturuyoruz. Şimdi aradan zaman geçiyor. Kimi müteahhit deniz kumu kullanıyor, kimi dere kumu kullanıyor. İşte o korozyon, mesela inşaatlarda deniyor ki demirler yapıldıktan sonra antipasla boyanması lazım. Hangi müteahhit buna uydu ya da uymakta? Hiçbir şey söyleyecek lafım yok. Onur Bey, şimdiye kadar anlattıklarımdan ne çıkartıyorsunuz? Önce onu sorayım. İstanbul gerçekten böyle çok kötü bir senaryo bekliyor mu İstanbul'u? Gerçekten anlattıklarınızın tamamına katılıyorum. Şöyle de bir ilave yapayım. İstanbul'da 1,5 milyondan fazla acilen yapılması gereken bina. 1,5 milyon bina. Dan fazla yapılması gereken fazla, bina var. Yani şimdi bir binada apartmandan bahsediyorsunuz, doğru mu? Yani hane halkından değil, apartmanda. 1,5 milyon apartman. Yani yaklaşık bir 50 kişi midir? Doğrudur. 50 kişi. 50 çarpı 1,5 milyon. Eşittir ne yapar? 75 civarı bir rakam yapar. Şimdi normal şartlarda bizim konuya bakış açımız, diğer uzman büyüklerimizle araştırma yaptığımız zaman kentsel dönüşümde normalde ada bazında yapılıyor kentsel dönüşüm ama maalesef bu Türkiye'de ve özellikle İstanbul'da müfredat olarak bina başına yapılmaya başlandı. Çünkü o kadar fazla bina var ki bu kentsel dönüşüme verilmesin. Kentsel dönüşüme girmesin. Benim dairem küçülecek. Efendime söyleyeyim, 3 odadan 2 odaya. Ama ölecek. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Onun için de devlet bu 3:2 ile ilgili bir kanunla bir adım attı. Bu attığı 3:2 kanunla attığı adımla beraber daha sonrasında dedi ki müteahhitlere daha da iyileştirme yaptı. Müteahhitlere yarım bırakıp da kaçan müteahhitlere bile dedi ki tebligat gönderiyoruz. 60 güne başladım. Başlamadı yeni müteahhit seçin. Ey toprak sahipleri. Yaptıkları da lav olacak. Lav. Şimdi burada biz özellikle toprak sahiplerine diyoruz ki kesinlikle ve kesinlikle binalarınızı korkmadan gerekirse %20, %30 küçülterek imkanı olanlar varsa, devlet bu konuda destek de veriyor. İmkanı olanlar da varsa para desteğiyle, katkı payıyla yapsınlar. Dairelerini yapsınlar. Çünkü normalde mesela bir birimse kişinin o anki dairesinin karşılığı yeni bina olduğu zaman 3 birime çıkıyor değil mi? Aynen. Yani insanlar değerini yükseleceğini bilmiyor. Varsayalım 3 odanın 2 odaya düştü. Canından değerli mi?
Elbette. Değil. O onun, tamam, onun şimdi, maddi değeri yok zaten. Evet, yok ama insanlar da şimdi oturduğu yerden diyor ki işte rant var, şu var, bu var. Tamam, rant var da sizin can güvenliğiniz için rant var. Sizin daireleriniz metrekaresi 100 metrekare atıyorum 80 metrekareye düşüyorsa sizin burada güvenilir bir dairede oturmanızı devlet bu konuda da icabetli gibi kanunlar çıkarmışsa bence bunlara herkesin kulak asması lazım. Peki şimdi kişinin apartman olarak düşünelim. Araştırma yapıyorlar ve sonuçta binanın geri dönüşüme girmesi gerektiğine karar veriliyor. Fakat işte biz birlikte yaşamayı çok beceremeyen bir milletiz biliyorsunuz. Evet. İki daire diyor ki hayır kardeşim giremezsin. Evet. Ya da üç kişi giremezsin. Benim gidecek yerim yok. Param da yok. Bana kira parasını kim verecek? Bir kere müteahhit kira parası ödüyor mu? Her yoksa anlaşmaya mı bağlı? Tabii şöyle izah edelim. Bir kere ne kadar kumaş o kadar elbise dediğimiz bir tabir var. Arsanın metrekaresi ve daire sayısı doğru orantılı. Yani bir gayrimenkulün içinde bulunduğu arsanın metrekaresi yeni yapılacak olan, inşa edilecek olan binayla örtüşmüyorsa, yani ne demek istiyorum? Şimdi diyelim ki Kadıköy bölgesi için konuşalım. Bir emsal kat sayısı var. Bu hesaplar arsa çarpı emsal kat sayısı çarpı 1.30 dediğimiz bir matematik hesabıyla yapılıyor. Bunların sonucuna çıkacak olan daire rakamı ve metrekare rakamı müteahhidi kurtarmıyor ise... Müteahhidi ne kadar kurtarır? Müteahhidi şöyle söyleyeyim. Yüzde kaçtı yani? Yüzde 3'te 2 Kadıköy ortalaması, midir? Kadıköy ortalaması iyi bölgeler için 65, 35 yani 35 müteahhit. Sahil bandına doğru indikçe Kadıköy konuşuyorum. 25 ile 30 arası müteahhide kalacak şekilde kurtarabilir. Fakat burada çok değerli topraklar, çok değerli binalar olduğu zaman insanlar yerlerini vermekte biraz daha imtina ediyorlar. Nasıl imtina ediyorlar? 5 metrekare, 10 metrekare daha. Yani sahil bazında Kadıköy için konuşuyorum. Sahil bazında bir yerin kat karşılığı verilmesiyle Minibüs Caddesi dediğimiz Fahrettin Kerim Gökaltay Caddesi'nin üst kısmı arasında çok fark var. Oran olarak. Diyor ki mesela benim oranın toprağı 5 benimki, lira, onun 20 lira. Benimki deniz görüyordu, şimdi beni arka daireye atmışlar diyor. Gibi. Ya yani insanları zaten mutlu edemezsiniz de. Edemiyoruz. Dolayısıyla burada da müteahhit firma diyor ki, benim diyor bu işten diyor para kazanmam lazım. Eğer diyor dairenizi küçültmemi istemiyorsanız, aynı metrekare koruyorsanız üstüne para vermeniz lazım. Hem para veremiyoruz, hem dairem küçülmesini istiyorsanız böyle bir dünya, böyle bir olay yok. Onun için çoğu bina kalıyor şu anda. Zaten mesela işte demir fiyatları, çimento fiyatları, bütün beton. Kalemlere astronomik zamlar geldi. İnanılmaz. Yani biz... Yani müteahhit de ne yapsın diyeceğim geliyor ama şöyle, sonuçta hani biz çok amiyane bir tabir var. Hamama giren terler derler. Yani şimdi müteahhit terlemek istemiyor şimdi, ama sonuçta o kadar sıcak bir ortam ki. Aşağı yukarı her müteahhit kat karşılığı noter sözleşmesi imzalandığı zaman demirini ve hazır betonunu hemen bağlar. Hemen bağlar. Ama onda da fiyat uygulaması yapıyorlar. Yapıyorlar belli bir şeye kadar, zamana kadar. Diyor ki, çünkü demir dediğiniz aslında dolar. Saatli kilometre. Evet. Öyle işliyor. Ondan dolayı genellikle bunları biz toplantılarda da bulunduğumuz zaman insanlara izah ediyoruz ama insanlar siz bu işten para kazanacaksınız, bizim dairemizi küçülteceksiniz mantığıyla yaklaşıyorlar. Tamam, tabii ki bir hizmet veriyoruz. Tabii ki bir para harcıyoruz cebimizden. Tabii ki bunun bir kazancı olacak. Şimdi bütün bu konuştuklarımızı bir kenara bırakalım. Evet. Size gelelim. Siz şimdi nasıl bir görev üstleniyorsunuz? Yani siz hangi şeyi tamamlıyorsunuz? O ilişkide siz neredesiniz? İlişkinin neresindesiniz? Firma olarak ya da bu işin organizasyonu olarak. Evet. Ben aşağı yukarı 35 yıllık bir gayrimenkulcü olarak... belli bir kısımlarda gayrimenkul, daha sonrasında son 10 seneye baktığımız zaman 2012'de çıkan afet yasası kapsamında kentsel dönüşüm adı altında bir şirket kurduk. Biz burada ne görev yapıyoruz? Biz burada toprak sahipleriyle müteahhit arasında bir bağ, bir köprü oluşturuyoruz. Peki, toprak sahibi var, müteahhit yok. Yok. Siz aynı zamanda müteahhiti de mi buluyorsunuz? Müteahhit duruma göre... Müteahhidin ya da müteahhit firmaların listesini yapıyorsunuz. Diyorsunuz şunlar bunu yapar, bunu yapar. Yani bu anlamda bir şey de, bir katalog da gidiyorsunuz yani. Şöyle, her bölgeyi yapacak olan elimizde daha evvelden çalıştığımız müteahhit firmalar var. Yani Bağdat Caddesi'ndeki Suadi'yi yapacak firmalar belli. Göztepe'yi yapacak firmalar belli bizim açımızdan. Dolayısıyla biz insanlara ilk önce toplantı bazında onlarla oturup neler istediklerini, ne yaptıklarını bir tartışıyoruz. Bir havasını yokluyoruz binanın. Yani gerçekten vermek istiyorlar mı? Yoksa
hani bir teklif toplayalım da bizim dairemiz kaç metrekare oluyor da bunda acaba biz neye oynuyoruz, neye oynamıyoruz gibi pozisyonlara pek fazla girmiyoruz. İşte o sırada biz müteahhidin önüne hazır, onlarla, müteahhit firmayla konuşmaya hazır binaları olgunlaştırarak getiriyoruz. Bu müteahhit firmaların sayısı çok mudur, az mıdır, azınlıkta mıdır? Biz firma olarak fazla firmayla çalışmıyoruz. Butik çalışıyoruz. Yaklaşık ama güvendiğiniz firmayla çalışıyoruz. Tabii ki şu ana kadar 25'in üzerinde teslim ettiğimiz iskanlara alınmış binalarımız var. Hepsi de evlerinde oturuyorlar. 5-6 firmayı geçmez bizim çalıştığımız firmalar. Biraz butik çalışan bir firmayız. Dolayısıyla müteahhitlerimizle de o konuda bir problem yaşamadan devam ediyoruz. Çünkü sizin, farz edelim sizin binanızı kat karşınıza verdik. Siz daha sonrasında ya bu Onur'un dediği firmaya vermeyin, ben dedirtmek istemediğim için birazcık adımlarımızı ufak ufak atıyoruz. Az müteahhitle çalışıyoruz. Çünkü bütün İstanbul'da bizim yapacak halimiz yok. Doğru. Ondan doğru. Dolayı biz adım adım ufak ufak projelerle yapıyoruz. Bir müteahhidin ortalama yılda yapacağı bina sayısı 12 ayda aşağı yukarı 2 ile 3 binadır. Ortalama bir firmanın yapacağı sayı. Biz de çünkü finans maliyeti büyük korkunç, paralar. Korkunç. Biz de buna dikkat ederek adımlarımızı yavaş yavaş atıyoruz. İnsanlara mahcup olmamak için yani attığımız taşı doğru atalım. İnsanları üzmeyelim. Çünkü herkesin bir dairesi var. Özellikle doğru, emeklerini düşünüyorum. Onların da hayallerini yıkmamamız lazım. Peki bu arada yani işte insanlar dairelerinden çıkıyor. İnşaat başlayacak. Evet. O inşaatların süreci nedir? Ne kadar tahminen? Şöyle söyleyeyim. Yaklaşık 20 daireli bir bina inşa edilecekse ruhsat tarihinden itibaren 12 aydır. 12 aydır. Ruhsat tarihinden itibaren. İnşaat ruhsatından bahsediyorum. Bir yıkım ruhsatımız var, bir de inşaat ruhsatımız var. İnşaat ruhsatının alınmasını takip 12 aydır. 20'yi geçti, diyelim ki 30-35 oldu. O da aşağı yukarı 2 ya da 3 ay yönetir. Gene ruhsat tarihinden itibaren diyorum, bu kelimeyi özellikle vurguluyorum. Noter sürecimizi imzalanıp süre başlamıyor. Ruhsat aldıktan sonra süre başlıyor. Ondan dolayı 30'un üstteki binalarda da 14-15 ayı telaffuz edebiliriz. Peki, yasal olarak bir düzenleme var mı? Bir tüzük çıktı mı bu konuda? Yani geri dönüşümle ilgili müteahhitleri bağlayan, işte aracı kurumları bağlayan, hak sahiplerini bağlayan bir tüzük var mı? Şöyle, normal şartlarda devletin öngördüğü, devletten yetkili olan firmalar var. Kimdir bu firmalar? Biz bunu Karot diye hitap ediyoruz. Binanın riskli olup olmadığı konusunda araştırma yapan firmalar. Bu firmalara başvurup, binadan bir kişinin bile başvurması yeterli, başvurup binanın sağlam olup olmadığı konusunda bir yol kat ediyorsunuz. Fakat devlet diyor ki, bunu aldın, ben riskli yapıyı koydum, tapulara şerh ediyorum. Bütün binanın içindeki dairelerin hepsinde riskli yapı var. Fakat bu riskli yapıyı notere taşımak için, yani bu binanın yıkılmasına karar vermek için devlet 2/3 çoğunluk istiyor. 3/2 çoğunluk istiyor. 3/2 çoğunluk olmadan bu bina kentsel dönüşüme giremiyor. Ayrıca alınmış olan Karat örneğine de 15 gün itiraz süresi var. 15 gün içinde bina sahiplerine herhangi bir tanesi hayır kardeşim ben buna itiraz ediyorum, bu bina sağlamdır diyebilir. Bir daha Karat aldırmak mı gerekiyor? Bir daha Karat aldırmak gerekmiyor ama genelde 30-35 yaşın üstüne binalar olduğu için bu binalar genelde şey çıkıyor, çürük çıkıyor binalar. Çürük çıkıyor. Sadece başvuru. Şimdi ben örnek vereyim. Sarıyer Maden bölgesinde bir site var. Sitenin 6-7 tane bloğunu görüyorum ben arabamla her gün geçerken orada. Bir tane bina cillok gibi yapmışlar, boyamışlar. Her şeyi sağlam, insanlar içinde oturuyor. Diğerleri harabe halinde. Belli ki orada bir problem var. Yani o bina, tek bina direniyor. Diğer binalarda insanlar terk etmiş evlerini. Belli ki yıkıma gidecek. Geri dönüşüme geçecek. Peki şimdi böyle sorunlu olduğu zaman devlet bir yaptırım getiremiyor mu kardeşim? Yani bu binalar sağlam değil, çıkmanız lazım. Bak 6 blok çıkmış, 7. blok niye sen çıkmıyorsun diye bir zorlama getirebilir mi? Şöyle, kanun maddelerinde o kadar çok yapılması gereken şeyler var ki, bir binayı isterse bir avukat belki de neredeyse ömür boyuna yakın yaptırmayabilir. Binlerce sebep olur. Açık mı var yasada? Var. Örnek veriyorum, diyor ki mesela müteahhidi beğenmiyorum. Nesini beğenmiyorsun müteahhidin? Bu müteahhit diyor, zamanında şunu şunu yapmış, şunu. Hadi oradan tutturuyor. Buradan diyor, şunu yapmanız lazım. Ne yapmamız lazım? Siz diyor işte
Benim dairemi ufalttınız. Neye göre? Normalde... Bu anlaşmaya tabi değil mi sonuçta? Anlaşmaya tabi ama şöyle. Şimdi iki türlü kentsel dönüşümde müteahhitler teklif hazırlıyor kat sakinlere. Bir, arsa payına göre. İki, mevcut metrekaresine göre. Artık bu ikinci dediğim mevcut metrekaresine göre olan kısımlar geçerli olmaya başladı alınan örneklerden. Birinci dediğim kısım hisse payına göre yapılan örneklerde genelde İstanbul için hisse payı mevcut metrekareyi yansıtmıyor. Neden? 35-40 yıl önceki müteahhitler dairelerini satabilmek için hisse paylarını yüksek göstermişler. Yani 50 metrekare dairenin hisse payı 5 ise 100 metrekare dairenin hisse payı 5 gözüküyor hala. Bunun içinde hisse payı davaları açılıyor. Bunlar da uzatıyor. Yani yeniden hisseler yapılsın, yeniden bilirkişi gelsin, yeniden bunlar toplansın, herkesin metrekaresi tekrar yerine gelsin. Ama ve lakin günün sonunda önemli olan nokta şu, hiç kimse unutmasın, bilirkişi de gelse oturduğum daireyi ölçüyor. Hisse payını belirlemek için. Yani sonuçta doğrusu mevcut metrekare doğrusu ona karar veriyor. Bu kadar. Peki şimdi diyelim ki benim elimde oturduğum yerde apartmanımda kentsel geri dönüşme girmesi gereken bir durum var. Evet. Ben karar verdim. Tamam dedim gidelim. Alt daire karar verdi. Yan daire karar verdi. Ama çatı katındaki karar dedi ki ben istemiyorum. Evet. Şimdi 3'teki çoğunluğu tamamladığımız zaman biz kentsel dönüşüme gidebiliriz. Doğru mu? Evet. Peki bunun için ne yapmalıyız? Sizi mi bulmalıyız? Şöyle bunun için en başta 3'teki sağlayıp kendi aranızda anlaştığınız mükemmel. Biz genelde binalara daha hiç anlaşmadan anlaşma. Fikir olarak anlaşmış fakat kağıt üzerine yapmamış olarak gidiyoruz. Burada yapılması gereken şu, öncelikle ne olursa olsun 3'teki kesin sağlasınlar. Sağladıktan sonra belli bir süre sonra devlet imzayı atıyorsunuz. Noter sürüşmesini. Sonra tapulara şer konuyor. Sonrasında da 3'te 2 ile ilgili devlet diyor ki geri kalan 3'te 1 için 60 gün müsaade. Bir satış süreci yapılıyor. Daha evvelen bakanlıkta yapıyordu. Şimdi mevcut belediyelerde yapıyor. Bağlı belediyeler yapıyor bu işi. Bu sürece kadar diyor imzala. İmzalamazsan açık artırmayla satarım dairen diyor. Ha yani devlet ya el koyuyor ve açık artırmayla satıyor. Satıyor. Önce binadakiler alma hakkına sahip. Sonra müteahhit. Müteahhit. Sonrasında en sonunda genelde devlet. De müteahhit alıyor galiba. Doğru genelde, mu? Genelde müteahhit de alıyor. Daire sakinleri de alıyor diyelim. Ama genelde biz daha hiç rastlamadık. Hiç sattığına rastlamadık. Gününde 5'e 5 kala gelip imzaya atıyorlar genelde. Ama bu kadar insanları bekletiyorlar. O da ayrı mesele. Peki. Şimdi işleyiş olarak önce diyorsunuz toplantılarına giriyorum. Durumu değerlendiriyorum. O durum değerlendirmesinden sonra da karar veriyorum. Bu bina gider mi gitmez mi? Gider mi gitmez mi? Yani müteahhit buna talip olur mu olmaz mı? Belki de müteahhit diyecek ki ben bununla uğraşmam. Aynen. Biz diyoruz ki öncesinde randevu oluruz. Bir kere en öncesinde Adapaf'ta parseli alıp hemen bir matematik hesabı yapıyoruz. Yani kar zarar bu binayı alırsak dairemiz kaç metrekare oluyor? İnsanların mevcut metrekaresi kaçar metrekareye düşüyor? Binadaki insanların itirazını düşünerek yani 90 metrekare, 70 metrekare düşüyor. Kaldırır mı, kaldırmaz mı? İnsanlar evet der mi, demez mi? Ne itirazla karşılaşırız diye bölgeye göre karar veriyoruz firma olarak. Sonra bunu toparlıyoruz. Bir hesaba kitaba koyuyoruz. Evet. Bu hesaba kitaba koyduktan sonra da içinden bizim için okey olanları müteahhide sunuyoruz. Müteahhit ya da müteahhitlere. Müteahhitler de bunun içinden eleme yapıyor. Diyor ki bununla aynı fikirde değilim seninle eliyor. Bunu aynı fikirdeyim seninle yapıyor. Ve bundan sonrasında diyor ki müteahhit bize, Onur bize hemen bir tanışma toplantısı ayarla ve biz burada ilerlemeye çalışalım. Birinci ve ikinci toplantılarda çıkacak hale göre binalar belli oluyor. Müteahhitler için en cazip oran nedir? Nedir? Mesela müteahhit ne bekler? Ya müteahhit bir kere %30'dan %40'dan aşağı para kazansın istemez. %30'un altında kazanmak istemez. Çünkü bu paranın maliyetiyle ilgili bir konu. İmzaladın, imzaları imzalamaz. Hafriyat başlıyor. Pardon, başa geleyim. Noterde kira parası başlıyor. Kira teminat, parası başlar ama değil mi? Genelde başlıyor. Teminat mektubu başlıyor. Demir başlıyor. Her şey hazır başlıyor. Hazır beton başlıyor. Hani çok affedersiniz Savaş Bey, kaba tabiri. Selamünaleyküm dediniz. Neredeyse yapacağınız maliyetin %10'unu hemen cash on the table koyuyorsunuz. Vadesiz.
Yani bunların hesabını yaparken bir paranın maliyeti yapılıyor ya, hani ne zaman, çünkü binayı, daireyi ne zaman satacağım belli değil. Yaparken daha mesela öyle binalar oluyor ki bina hazır böyle beton halindeyken satıyoruz. Yani daha yıkılmamış bina, bir sözleşmeyle müteahhide güvenenler açısından. Proje üzerinden satıyorsunuz. Peki bu arada şey var. Şimdi müteahhit yapacağı binanın değer kazanması için kendisine kalan kısmı. Evet. O zaman azami derecede binayı lüks mü yapmak istiyor? Birinci sınıf malzeme mi yapmak istiyor? Bölgesine göre özellikle benim uzmanlık alanım olan Bağdat Caddesi'nde hepsi bir A artı 3 plus gibi düşünün. Özellikle sahil bantları satış fiyatları 1,5 milyon kötü malzeme dolar, kullanamaz herhalde değil mi? 1,5 milyon dolar ve üzeri satış gören yerler. Dolayısıyla hiç kötü malzeme kullanma şansı yok. Bakın daireden bahsediyoruz. 1,5 milyon dolar. Dolar ve üzeri diyorum. 1,5 milyon dolara villa alınıyor biliyorsunuz. Zekeriya Köyü var mesela. Şu anda bütün siteleri de vesaire takip ettiğiniz zaman inanılmaz bir fiyat yükselişi var. Kiralarda da var bu arada. Yani tabii. Kiralarda inanılmaz bir yükseliş var. Bu yükselişe rağmen şu anda güzel bölgeler, Bağdat Caddesi gibi iyi bölgeler rağbet görüyor. Biraz şimdi, daha yukarıdakiler fazla rağbet görüyor. Bugün ajanslarda bir haber vardı. Dikkatimi çekti. Artık fahiş artırış yapanları işte bakanlık tespit etti diye bir haber yapmışlar. Şimdi adam evinin fiyatını yükseltiyorsa bakanlığı ne ilgilendirir ki? Ya şöyle, çok doğru söylüyorsunuz da, şimdi geçen gün bizim emlak gayrimenkul birimimiz de var. Zaman zaman sitelerde ilanlarımız var. Geçen gün açmış diyor ki, oğlum diyor, yaşlı bir, dedi, bir teyze, kiralık bir yer, rakamı da yüksek. 50 bin, 60 bin de herhalde zannedersem. Diyor ki, bu parayı veren var mı? Bu parayı nasıl verecekler oğlum diyor. Ben de diyorum ki, teyzeciğim, yani şu anda siz piyasayı biliyorsanız arz ve talep. Ne kadar çok talep varsa o kadar fiyat yükseliyor. Hani kirada belki bir düzenleme yapılabilir de ama onda bile... Satışlarda? Dolar yükseldiği için fiyatlar yükseliyor. Tabii satışlarda mesela şimdi yani, Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsunuz dolara endeksli kiralama ve satışı evet yasakladı. Evet. Kaldırdı. Dedik bu siz ticaret erbabı mısınız dedi bu işleri dedi. Böyle, dolarla yapıyorsunuz dedi. Tamam bir şey demiyoruz. Evet. Türk lirasını çevirdiniz ama dolar yükseliyor. Aynen. Maliyetler yükseliyor. Demir yükseliyor, çimento yükseliyor. Onlar dolar endeksi değil mi? Sonuçta da bir yeni binayı yapmaya kalkmak belki eski binanın birkaç katı daha fazla paraya mal olacak. Doğru söylüyorsunuz. Yerine koymayacaksınız yani. Bravo. Bugün bile alan kazandı. Bakın bugün, Savaş Bey samimi söylüyorum, bugün nereden alırlarsa alsınlar, bir gayrimenkul sahibi olsan, çünkü gayrimenkulden daha iyi yatırım aracı yok. Ama bu hızla giderse. Bu hızla 10 sene önce aldığınız ev, 10 sene önce bu kadar hızlı değildi. 10 sene önce aldığınız ev... Ben size daha enteresan bir şey söyleyeyim. Bu pandemiden önce evet. 3 milyona garanti koza 6 ağlar Zekeriya Köy bölgesinde 3 evet. milyon liraya satılıyordu. Evet. Şimdi 30 milyondan aşağı garanti koza yok. Yok. Sadece orası için değil mi? Her yeri bakın şimdi. 2019'dan 2023'e geçmiş aradan 3 sene. Evet. Yani %1000 artar mı? Siz bir de bir şeye bakın. 10 misli artmış. Ya binalarda gelen vinç, bakın vinç, yevmiye. Yevmiye neden artıyor? Asgari ücretten. Tabii. Vinç geliyor. Evvelden müteahhitin 5 bin liraya, geçen ay 5 bin liraya getirdiğimiz vinç şu anda sefer başına 10 bin lira istiyor. %100 bir artış var. Yani her şeye gelen zamdan dolayı. Şimdi şu anda biz satılık daire bulmakta da zorlanıyoruz. Kendi müşterimiz diyor ki, yeni mevcut projelerinizden verebilecek misiniz? Ya, mesela sahil bandında, şu an Suadiye'de sahil bandında bir yer yapıyoruz. Daha bina yıkmadan daireleri sattık. Daha bitmeden 1,5-2 milyon bandında olan dairelerin hepsini sattık dolar bazında. Satıldı. Peki, insanlar sizi nasıl bulacaklar? Şimdi insanlar beni... Şimdi aslına bakarsanız en efektif olan sizsiniz. Çünkü evet. Yani... Hangi müteahhide gidecek? Hırlı mıdır, hırsız mıdır, dolandırıcı mıdır? Ne yapar? 3 gün sonra terk eder mi, kaçar mı, gider mi? Yani bir hem evinizden olursunuz, hem orada kazulet gibi inşaat halinde durur. Bu arada ev kirasını da vermek zorunda kalırsınız. Emekliyseniz daha kötü. Tabii her bina için burada kira vermiyoruz. Bunu özellikle parantez açıyorum. Ya elbette anlaşmaya devlet, bağlı bir şey. Anlaşmaya bağlı. Devletin vermiş olduğu bir kira yardımı var. Şu anda onu zannediyorum 1,5 milyonu çıkardılar. Çıkarıyorlar ya da. 1500 liraya yani. 1500 liraya.
Sayın Bakanımız açıklama yapmıştı. En aşağı 6-8 biliyorsun. 150'den 1500'e çıkartacağız gibi bir söylemde bulunmuştu. Bizi nasıl bulacaklar? Ben telefon numaralarımı ve mail adresimi... Şu anda zaten ajak ekranda yazıyor bakın. Karşıdaki ekranda evet. Yazıyor. Şu andaki ekrandan bana direkt ulaşabilirler. Mail adresimiz de belli. Merkez ofisimiz Kazasker ve Şaşkın Bakı olmak üzere iki tane ayrı ofisimiz var. Bizi her zaman arayabilirler. 24 saate yakın benim normalde telefonum açık aslında. Yani gece 2'de de bizi arayıp kafamıza yukarıdan bir şey düşür, rüzgarda şu sallandı diyen müşterimiz de var. Ama normalde mesai saatleri için. Doktor gibisiniz ya. Doktorlar da 24 saat ararlar ya biliyorsunuz. Normal mesai saatleri için. En kötüsü de psikiyatrlar biliyorsunuz değil mi? Sabah akşam aranırlar. Normal mesai saatleri için bizi ararlarsa çok seviniriz. Herkese kapımız açık. Peki. Vallahi hemen hemen her şeyi sordum. Başka eklememiz gereken bir şey var mı bu konuda? Biz özellikle şunu önerelim insanlara. Kim olursa olsun bizle veya bizsiz. Müteahhitlerini çok iyi seçsinler, çok iyi araştırsınlar. Elbette. Mutlaka bölge müteahhiti olmasına özen göstersinler. Referansını mutlaka alsınlar. Çünkü bu iş parayla yapılan bir iş. Güçlü olan firmaların yapacağı bir elbette, iş. Elbette. Dolayısıyla aman müteahhiti iyi seçin. Kesinlikle ve kesinlikle güçlü firmaları seçin. Mutlaka da bir danışmanınız ya da bir avukatınıza, bir bilininize vesaire mutlaka danışın. Peki. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Yayına katıldığınız bilgileri bizle paylaştığınız çok değerli bir bilgi. Aslında şu dönemde çok değerli. Niçin? Bakın deprem kuşağında yaşıyoruz. Evet. Yani İstanbul Türkiye'nin göz bebeği, evet. Sanayinin merkezi. Evet. Yani olası bir deprem zaten ayak seslerini hissettirmeye başladı. Aynen. Böyle her sallanışta bizim yüreğimiz sopluyor. Çünkü gerçekten binaları ne kadar düzeltebilirsek o kadar çok az can kaybı ve iş kaybı, işte sistem kaybı diyelim. Çünkü altyapı da bozulacak. Her şey bozulacak. Her yollar, şey, viyadükler, şey. Onlar bunlar. Şey kolay değil. Kolay değil. Tedbir almak lazım. Yani İstanbul depremi değil mi? Yalova depremi diyelim. Yalova depreminden dolayı insanlar böyle şey, istim üzerindeler. Bakın Avcılar'da insanlar öldü. Aynen. Şimdi bölgesel bazda çok önemli bu konuştuklarımız. Depremin ne zaman, nereden vuracağı belli değil. Herkes önlemi bir an önce alsın. Özellikle 30 yaş ve üzeri olan binalar kendileri başvursun. Kendileri başvursun. Bizden bir kontrol ettirsinler. Karat örneği alın. Evet. Karat çok önemli. Üstünü alt çiziyorum özellikle. Radyan temel. Kesinlikle çok önemli. C35, C40 betonları çok önemli. Dolayısıyla onun metreküp bunların, maliyetini biliyorsunuz herhalde. Bunların yapılması için ellerinden geleni yapsınlar. Aman metrekaren küçülür. Küçülün. Sağlıklı yaşayın. Huzurlu yaşayın. Kafanızı akşam yastığa rahat koyun. Ama kesinlikle kesinlikle evinizi mutlaka yenileyin. Artık derelerde kum kaldı mı? Kalmamış olabilir. Peki. Çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Ben teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için. Çok mersi. Sevgili seyirciler, tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.